2 yıllık meslek yüksek okulunu kapatıyor üniversite. Onu yüksek okulu, 4 yıllık okul haline getirdi. Bölümlerden biri de muhasebe bilgi sistemi bölümü. Evet. Teşekkür ederim hocam. Demek ki onunla ilgili üniversitenin çalışması var. Evet, şimdi söz tekrar gelen ülkelerine dinleyelim. Şimdi Cemal Hocam çok önerilerde bulundu. Her şey bizim katıldığımız. Zaten yıllardır da bu projeler burada yapıldı, uğraşıldı, uğraşılıyordu halen daha. Şu bu nedenle hayattan geçirilemiyor. İndirim anlaşmalarımız var zaten işte bazı kurumlarla. Tabii ki bunu artırabiliriz. Abi abla uygulaması yaptık 2004'lerde ama sonra devam ettiremedik Cumhurbaşkanı'na bu nedenle. İktisadi işletmeler şirket de kurduk. Onu da ben kapatıp canım çıktı. Yani çok ben kapattım geçen sene yaklaşık olduktan sonra. 15 yıl o şirket kapatılmadı. Ankara'da kurulmuş bir şirketti. Neredeyse vakıf yönetimini hapse atacaklardı. O hatalardan dolayı, yani eksiklerden dolayı. Ankara canı silmiyor en son. İstanbul Çağrısı'ndan bir arkadaş buldum. Rahmetli oldu hesabında meslek okulu üyesimizdi. Bizim aynı zamanda derneğimizin bir delegesi ve üyesiydi. Genç yaşta kanserden geçen yıl. Aziz Akpınar Ankara'da bir adam buldu. Ankara'daki meclis üyesi işte oradan buldu derken bir ayda silindi kağıdını aldım, dosyama koydum, Akpınar'a verdim. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne de verdik vakıf başkanıyla beraber. O TİKTAŞ'tan kurtulduk. Daha sonra oradaki açıkları da ben bir şekilde işte kapattım orada bazı bilançoda terslikler vardı. O bilançoda kendi kişisel yöntemlerimizle, kişisel bilgilerimizle kendimizi düzelttik. Ve Sabri Bey başka bir kuruma verecekti o şeyi düzeltmeyi. Ben daha bak yaşamamıştım. Onu duyduktan sonra ben devreye girdim. 10 yıl uğraştılar. En son Sabri Bey, arkadaş, genel başkanımız işte başka bilen bir de yanım odasında vereyim demiş falan. Duydum ben de bunu tabii dışarıdan. Ayıp olur dedim. Yani bize yakışmaz çünkü biz camia. Ben şu bilançoyu yaparken bir ay uğraştım arkadaşlar Türkiye'den çıkarken. Ve bu kadar ayrıntıya girdim ki bu iş böyle muhasebe işi. İlla kıta çıkıyor. Gözden kaçıyor bir şeyler. Yani ben rapor yazıyorum. Rapor her okuduğumda tam diyor. Ama az ama çok. Her okuduğumda. Ondan sonra karar aldım kendi kendime. 5 gün okuyorum ondan sonra okumuyorum. İlla ki bir virgül, bir şey, bir şey. Yani o anlamda bilançoyu en son yaptığımda gece uzunca çalıştım. Yani son kontrol yaptım. Ankara'dan geldi bana mailde ki ben bildiğim için hazırını. Ya illa ki bir eksi yoktur bir yerde de laf olur diye veya işte ufak bir toplama tarzı olur hani falan böyle. Onun için saat 12 yerden topla, çıkart, böl, eksisini koy. Mutlaka zarar varsa eksisini koy veya artısı buna benzer şeyleri. O anlamda yani şirket kurma işte o anlamda hocam. Yani iktisat şirketimiz var bizim daha önce vakfın. Onun da öyle kapatacağını çıktı. Bir ay bir sene uğraştım onu kapatacağım diye. Çünkü onun bir sürü prosedürleri var. Yani özel anlaşmalar bankalarla. Bankalar anlaşmalı yaptım ben arkadaşlar. 2004 yılında İstanbul Başkanı'yken burs fonu oluştursun Sayın Başkanım. Tevkli anlaşma yaptım. Bir arkadaşlar. Türkiye Ekonomi Bankası ile kredi kartlarına bizim okul amblemini koyduk. Oradan yapılan anlaşma işte. Yani şimdi kurumlar şuna bakıyor arkadaşlar. Kartlar, örneğin biz 10 bin kart satsaydık ve 10 bin karttan da ayda 10 milyon harcama olsaydı ortaya bir rakam çıkıyor. Biz 10 bin tane üyeyi aradık, 80 tane kart satıldı. Veya 100 tane. Onları gücünü tutmayınca banka sözleşmeyi iptal etti 3-5 ay sonra. O anlamda yani tabii ki yani yapmamak değil. Bunların hepsi programımızda var. Hepsini biliyoruz zaten. Ekip olarak da hep farkındayız. İşte sponsorluk keza aynı. Yani bunların hepsi programımızda var. Umarım bu ekiple bunları bir ete kemiğe büründürürüz. Daha sonra aşamalarda da bu işi üzerine koya koya arkadaşlarımız giderler. Şimdi üniversite yardım konusunda yani Nihat Seher Vakfı üzerinden biz bir yardım yapıyoruz. Çünkü niye öyle yaptık? Nihat Seher Vakfı zaten İktisat, İşletme Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin vakfı. Üçünü kapsayan bir vakıf. Bizim kardeş vakfımız, hatta üniversite şey demişti bize, İstivak'tan gönderin kendi vakfınızdan diye. Biz ona yanaşmadık çünkü
istiva onu harcarken de hani sorumluluk altına giriyor. O yüzden de dedik hani kamu yararına bakıp Nihat Seyar Vakfı, üniversitenin vakfı hem kamu yararına daha hani şey olur diye onun üzerinden çünkü federasyona versek oraya verse bu sefer o ilişki de hani şey yaratacağı için böyle bir yol izledik. Ama arkadaşlar federasyonun ete kemiğe bürünmesini ben istiyorum. Bugün federasyon üniversitede protokole girdi. Girdi. Yani şu anda toplantılarda federasyon başkanı da anons ediliyor. Bunu ben yaptım arkadaşlar. Benim tarzım, benim ilişkilerimde. Ben derken yani biz sanki yönetim kurulu arkadaşlarımız da tabii ki yani ben derken yani ben tabii şu anda bu dönem 2014-2016 yönetimini temsil ediyorum. Bu yönetim kurulunda biz çok tartıştık bazı şeyleri. Yani bu üniversiteye yardım, üniversiteye borç. Hatta bu genel kurul öncesi de tekrar konuşuldu bu. Bizim yönetim kurulu şöyle karar çıktı. Yani bu yardımın yapılması yönünde. Çünkü yapılmadığı takdirde üniversite ilişkilerinin yani birazcık yani çünkü onlar da cidden ihtiyaç olması istemezler. Bunlar da bizden zorla o katkıları istiyorlar. İşte mezuniyet töreni yapılıyor. Orada ufak tefek yardımlar yapılıyor. Görüyoruz bunları üniversiteye bir şekilde. Bunun federasyonundan şu anda zor ama benim dönüşüm zaten konuştuk federasyon başkanıyla da. Hemen bu kongre sonrası federasyonu dikemeye büründürelim. Orada şöyle bir şey yapılabilir. İşte her fakülte derneğine federasyona 30 bin lira yüksek ticaret, 5 bin lira hukuk, 2 bin lira eczacılık yarın karar çıkartılır. Genel kurul kararı. Biz aidatımız gibi onu öderiz. Federasyonu, federasyonunu kullanır. Ama bunun için federasyonun çok hızlı bir şekilde, yoksa ben federasyona böyle bir bağış yaparsam onun açıklaması da ayrıca çok kolay olmayabilir. O nedenle ben karşı değilim. Yani federasyon, ben söylüyorum 2 yıldır federasyon öne çıksın diye. Hatta kaç tane genel kurul girişiminde bulunduk. Ama şu veya bu nedenle yapılamadı. Genel başkanımızdan söz verdi. Şu veya buradan sonra oturup, mesela biz vakfı böyle canlandırdık. Oturduk arkadaşlar 5-10 tane eski başkanlar. Dedik ki vakfı böyle böyle yaparsak canlı nitekim hareketlendi. Şimdi yapabiliriz. Ben şöyle öneriyorum önergemizi. Başkan bunu yazarsanız sevinirim. Canan'ın fasıllar arasında yetki aktarma yetkisi ile beraber bütçemizin onaylanmasını hani rica ediyorum. Çünkü bu bütçe muhasebemiz tarafından, saymanız tarafından bütçe hesaplarla yapılıyor. Ben de kafa taslak baktım ama arkadaşın dediği o artırım belki biraz daha fazla olabilir ama hesap yaptı muhasebeci ile saymanımız. Böyle bütçe geldi. Ben de çok da şey olmayınca açıkçası teknik hesabına girmedim. Federasyona 1 lira bir temsili şey koydu mu? 1 lira federasyona temsili. Yani ya federasyon aidat diye belki. 1000 lira koyalım temsili yetkiniz yani, olarak. Federasyon o zaman şöyle federasyon Marmara denekler üye olursa zaten. Üyeyiz. Biz üyeyiz. Evet. Marmara Üniversitesi mezun dernekler federasyonuna 1000 lira katkı ve aidat gibi işte onu nasıl açıklarsak koyalım. Şu kadar yardım giderlerine 1000 lira kesinler. Buna göre bütçemizin bu şekilde onaylanmasını özellikle rica ediyorum. Çünkü üniversite benim meşrutum. Ben öyle görüyorum. Yani üniversitede yayında durursak büyürüz diye düşünüyorum. Ha bunu federasyonla yapmak ben daha çok istiyorum. Keşke federasyon çıksa da bana şey kalsa, fakülteler kalsa. Yani bunu da sağlayacağız ama yani Sarpet Başkan, Sarpet Başkan. Ben bu ricamla hepinize saygılar sunuyorum. Bir de kal orada kal bir de. Bir şey gördüğünüz gibi. Önerge var bu konuyla ilgili. Kral Başkanlığı.